Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde sizlerle birlikte abone çalışmalarını incelemeye başlıyoruz. İlk videomuzda bir iç mekan çalışması inceleyeceğiz. Herkese iyi seyirler. kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum videoya geçiyoruz herkese iyi seyirler Evet arkadaşlar böyle bir çalışmamız var. Arkadaşımız bu çalışmayı bana yolladığında ışık konusunda takıldığını söyledi. Blender'a yeni başlayan arkadaşlarımız ışık konusunda biraz sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Özellikle farklı yazılımlardan Blender'a gelen arkadaşlarımız da Blender'ın ışık kısmında bazen takılabiliyorlar. Biz de bu çalışma üzerinden giderek ışık konusunda daha iyi nasıl yapabilirsiniz bunları anlatmaya çalışacağız. Bu projede ışık konusunda nerelerde ne hataları yapılmış bunları da tek tek incelemeye çalışacağız. Hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi projeyi daha detaylı bir şekilde inceleyebilmek için direkt şuradan layer paneline dönebiliriz. Şimdi burada bir tane referans fotoğrafımızın olduğunu görebiliyorsunuz. Arkadaşımız buradaki referans fotoğrafa çalışmasını benzetmeye çalışmış. Genel anlamda benzettiğini de söyleyebilirim. Şimdi modelleme kısmına girmeyeceğiz arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız arkadaşımızın dediği gibi ışıklandırma konusu. Burada baktığımız zaman arkadaşlar içeride bir tane aria tipinde bir lamba olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuradan kavit ve boltu aktif edeyim ki detaylarda bir tık belli olsun. Şimdi burada bir tane araya tipinde bir lambamız var. Alt H yapalım bakalım gizli bir obje var mı derken burada bir tane gizli bir duvarımız varmış. Şimdi burada da iki tane ana ışık kaynağının gireceği kısımlar yani pencerelerimiz var arkadaşlar. Bir tane burada bir tane de burada. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız burada gerçekçi bir render alabilmek ise buradaki şu araya tipindeki lamba hatalı bir işlem olmuş oluyor. Şimdi şu araya tipindeki lambanın da değerlerine bakalım neymiş ne değilmiş. Baktığımız zaman arkadaşlar buradan size yani büyüklüğünün 8 metreye 8 metre olduğunu görebiliyoruz. Şimdi amacımız gerçekçi bir render almak ise düşünelim arkadaşlar. Odanın içine 8 metreye 8 metre bir tane ışık koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Yani bu hatalı bir yöntem. Bunu direkt X'e basıp Delete direkt siliyor. Şimdi sahneye bakacak olursak burada bir tane lamba objemiz var. İçinde de point tarzında bir tane lamba olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi birazdan buraya geleceğim. Arkadaşlar şimdi bu tarz çalışmalarda özellikle camlardan ışık geldiği zaman bu kısımlarda yani arka alanlar yetersiz kaldığı yerlere ışık gelmiyor. Sonrasında buralar bayağı gölge ve karanlık olabiliyor. Peki bu tarz durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar aslında arkadaşımız burada kendince cevabını da bence verdiğini düşünüyorum. Şimdi şuradaki objeleri seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Shift D ile bunları kopyalıyorum. Shift Z diyerek yani Z ekseni hariç şuraya taş dedim. Örnek veriyorum. Buradan ışık geldi ama bu kısma ışık gelmediğini varsayalım. Karanlığa düştü buralar. Bakın burada ne yapmış oldum? Burada gerçekçi bir model koydum. Zaten içinde bir tane point tarzında lambamız var. Buradan da bunun şiddetini gerektiği değerlerde yükseltebilirim. Yani bu gerçekçilik anlamında bize gerçekçilik katacaktır. Buraya büyük bir tane gerçekçi olmayan bir lamba koymak yerine bu şekilde hem model koyarak hem de içine bir tane lamba koyarak bu şekilde bir işlem yaparsanız buraların karanlık olma sorununu çözersiniz. Hem de bu şekilde sahnenizi biraz daha doldurarak daha da güzel bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Şimdi dış mekanda bir tane HDR aydınlatma vardır diye tahmin ediyorum. Baktığımız zaman aynen burada bir tane HDR aydınlatma olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi HDR'a bir bakalım neymiş ne değilmiş nasıl kullanmış. Hemen buradan shader editor. Şuradan da word kısmına girdiğimiz zaman burada bir tane HDR'ımız var. Şiddetinin bir noktası 7 olduğunu görebiliyoruz. Ekstra da bir şey yapılmamış. Buradan da bir rotation atanmış. Buradan da bir location değişmiş. Şimdi arkadaşlar Ctrl S ile projeyi ben bir kaydedeyim. Hemen bir render moduna girelim inceleyelim. Buradan da şunları kapatmak istiyorum arkadaşlar. Şunları da ayarlayalım. İnşallah proje kapanmaz. Bu arada Blender'da mı sıkıntı var bende mi var anlamadım. Sürekli projeler kapanıp kapanıp duruyor. Şu anda bu videoyu Blender en güncel sürümüyle çekiyorum arkadaşlar. Çünkü burada bazı noktalarda güncel versiyonundan çekmem gerektiği için bu şekilde bir yol izlemem gerekti. Şimdi alt H yapalım arkadaşlar. Şuradaki gizli duvarımızda sahnemize gelsin. Şimdi arkadaşlar buradaki ışıklandırmaya bakınca direkt hatalı bir ışıklandırma olduğunu söyleyebilirim. Bakın hemen nedenine de gelelim istiyorsanız. Uygulamalı bir şekilde gösterelim. Şuraya bir tane küp objesi ekliyorum. Bunu bir tık şöyle küçülttüm ve yukarı doğru taşıdım. Hatta bütün sahneyi render almaya gerek yok. Ctrl B ile sadece şu açıyı render al diyebilirim. Şimdi arkadaşlar projemizi şöyle bir inceleyelim. Bakın daha şu anda iç mekana bile bakmadım. Burada baktığımız zaman özellikle bakın arkadaşlar güneşin etkisinin geldiği yerler ile güneşin etkisinin gelmediği yerlerdeki ton farkına bakın. Yani arada uçurum tarzda bir fark olmadığını buradan görebiliyorsunuz. Yani soft bir yumuşak aydınlatma olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bizim sahnede kullanılan hashtag'e baktığımız zaman güneşli kısımlar ile gölgeli kısımlara baktığımız zaman şu aradaki kesişmeye bakın arkadaşlar. Aradaki geçişin çok sert bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın bu özellikle dış mekanda bile böyleyse iç mekanda nasıldır düşünemiyorum bile. Şimdi sıfır ile kameranın açısına bir geçelim bakalım. Bakın şöyle yapalım tekrar kontrol B diyorum. Burada sahnemizi şöyle incelediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar içeriye ışığın çok şiddetli bir şekilde camdan geldiğini görebiliyoruz ama içeriye ışığın dağılımının az olduğunu görebiliyoruz. Yani bu HDR'ın hatta şöyle gösterelim. Buradaki san yani güneşinin patlamasından dolayı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu hatalı bir yöntem. Bunu da silebiliriz tekrar. Bunu silmeyelim birazdan lazım olabilir bana. İç mekanda baktığımız zaman bu bizim için hatalı bir yöntem olduğunu söylemiştim. Peki bu şekilde içeriye ışığın çok rahat bir şekilde girebileceği aynı şekilde de burada güneşin etkisini çok soft bir şekilde nasıl alabiliriz? Hemen buna geçelim arkadaşlar. Şunları silelim. Şimdi burada dış mekanda baktığımız zaman bir tane HDR olduğunu zaten söylemiştim. Bakın bunları seçiyorum. Direkt sildim arkadaşlar. Shift A menüsünden texture bölümünden bir tane sky texture ekliyorum. Bunu da direkt color'a bağladım. Arkadaşlar ben artık dış mekan ve iç mekan çalışmalarının çoğunda artık Sky Texture kullanmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli HDR arama derdim oluyor. En azından Sky Texture'ın bir oturmuş bir optimizasyonu var ve bana çok kolay işlemleriyle çok güzel sonuçlar verebiliyor. O yüzden genellikle artık çalışmalarında Sky Texture kullanıyorum. Bunun da istiyorsanız detaylı kullanımını video çekip kanalımızda yayınlayabiliriz. Şimdi sahnemize baktığımız zaman burada default ayarlarda gelen buradaki sanımızın şiddetinin fazla olduğunu söyleyebiliriz söyleyebilirim. Bunu ilk etapta sıfıra kadar çekiyor. Sonrasında buradaki şiddetimiz yani sanımızın güneşimizin daha doğrusu şiddetini de direkt düşürüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu değerleri biraz daha böyle düşerek farklı değerlere getirebilirsiniz. Bunlar çok önemli değil. İlk etapta bunu şöyle 1'e getirelim. Yani mantığını anlatabilmek için ilk etapta 1'e kadar getirdim. Şimdi burada sun elevation. Gün doğumu ile gün batımı arasında düşünebilirsiniz. Bakın sıfıra getirdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi sanki gün doğuyormuş gibi. Bakın bu değeri yükselttikçe güneşimiz bu şekilde sanki doğuyormuş gibi bir görüntü bizlere sunuyor arkadaşlar. Burada da sun rotation yani güneşimizin açısını ayarlayabiliyoruz. Bakın şöyle yapalım. Direkt onu sıfırda tuttum. Şuradan da şu değeri bir yapıyorum. Yani 0.1 yani güneşimizin şiddeti. Baktığımız zaman ters bir açıdan sahnemizi etki görebiliyoruz. Bizim pencerelerimiz de burada olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Mantıken bunu 180 derece döndürmemiz gerekiyor. Şimdi ben biraz da şöyle bir şey istiyorum. Yani güneşimizin etkisini şu şekilde çapraz bir açıyla sahneme etki etmesini istediğim için bunu bir tık daha şöyle döndüreceğim arkadaşlar. Şöyle bir ders şimdilik yeterli gelebilir. Yine bunlar iç mekanda değiştiririz. Bakın bunu sildim. Şimdi sıfır ile kameranın açısına geçiyorum arkadaşlar. Hatta şuradan da denoise'ı bir aktif edelim. İnşallah kapama olmaz. Ctrl S ile tekrar bir kaydedelim. Bakın biraz önceki ışıklandırmaya bakın. Bir de buna bakın arkadaşlar. Şu anda ışığın içeri çok güzel bir şekilde girdiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bu değerleri biraz değiştireceğiz. İlk başta ne yapalım? Buradaki sanımızın şiddetini 10'a kadar yükseltiyor. Bakın 10 yaptığım zaman ışık içeri çok güzel bir şekilde etki ettiğini görebiliyorsunuz. Bunu şimdi 6'ya kadar düşürdüm. Bakın 6 yaptığımız zaman bir tık daha böyle soft yani böyle biraz daha karanlığa düştüğünü söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bakın yakınlaşıyorum. Burada şu çalışmadaki gibi bir etki istiyorum. Bakın buraya baktığımız zaman güneşimizin etkisinin hala biraz fazla olduğunu söyleyebilir. Ne yapacağım? 0.05 yapıyorum. Yani 0.50 civarına kadar düşürdüğüm zaman özellikle şuralardan da görebileceğiniz gibi buradan güneşimizin etkisini olabildiğince bakın düşürdüğüm zaman böyle bir şey oldu. Buradan kademeli bir şekilde yükseltiyor. Bakın nokta 3 yaptığım zaman biraz daha böyle yumuşak bir güneş etkisini artık aldığımı görebiliyorsunuz. Bakın buradaki gibi aynı. Burada da hemen hemen aynı tonlarda aldığımı söyleyebiliyorum. Şimdi buradan yine aynı şekilde buradan Sun Elevation'ın değerlerini değiştirebilirim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunu bir tık daha şöyle eğebilirim. Veya buradan kendime göre ayarlayabilirim. Hatta buradan da güneşimin açısını bir tık daha şöyle döndürürsem çalışmadaki gibi böyle merdivenlere doğru bir etki vurduğunu görebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde bir ışıklandırma benim için çok güzel olduğunu söyleyebiliyorum. Biraz önce ne vardı? Duvallara çok sert bir şekilde güneşin etkisini vurduğunu görebiliyordunuz. Bakın burada çok güzel bir şekilde ışığın içeriye girdiğini artık görebiliyorsunuz. Hem burada güneşin etkisini çok güzel bir şekilde aldık ve iç mekanda o ne derler karanlık ambiyansın kalmadığını söyleyebilirim. Şimdi buraya başka neler ekleyebiliriz? Bakın buradaki sanımızın belki şiddetini bir tık daha şöyle kısabilirsiniz. Bakın biraz daha böyle soft bir güneş etkisi elde ettiğimizi görebiliyorsunuz. Bunun gibi şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bence hani güzel oldu söyleyebilirim. Şimdi bazı karanlığa kaçan kısımlar olabilir. Özellikle mesela şu koltuğun şuralar gibi veya şuralar gibi çalışmaya baktığımız zaman zaten burada da böyle olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten bu tarz ufak böyle ne diyebilirim gölgeye kaçan kısımları Photoshop'ta post production aşamasında zaten düzeltebilirsiniz. Bakın burada çok basit ayarlar ile bu şekilde bir açı ve render ayarlamış olduk. Burada kameramızda kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela bakalım bu kameramızın yüksekliği ne kadar tam bilemiyorum tabii ki. Z ile de wireframe moda geçerek bir bakalım. İnşallah proje tekrar kapanmaz. Tamamdır. Alt Z yapalım. Buradan daha niye geçtik? X-ray modundan çıktık. Arkadaşlar benim size önerim tabii ki bu değişiklik gösteriyor birazdan söyleyeceğim şeyler. Genelde şu kameranın yüksekliğini sahnenin şuradaki yani başlangıç konumundan insan boyunun yani nasıl söyleyebilirim? İnsan gözünün boyutuna kadar taşıyabilirsiniz. Yani ortalama 1.50-1.60. Tabii ki bazı kısımlarda 1.30'a kadar bile düştü olabiliyor. Genelde bu aralıklarda kameranızın yüksekliğini yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Yani benim görüşüm bu şekilde. Tabii ki böyle sinematik açılarda ve farklı açılarda bu değerler değişebiliyor. Ben hani standart anlamında söylüyorum. İnsan gözünün boyutunda bir render alırsanız gerçekçilik anlamına daha güzel sonuçlar alacağınızı söyleyebilirim. Yani bu açıda olabilir. Belki bunu bir tık daha aşağı indirebiliriz. Şöyle yapalım. Biraz daha şöyle aşağı indiriyorum. Ve XX yapalım şöyle bir şey olarak da ayarlayabiliriz gibi gibi mesela bakın böyle de farklı bir etki aldığımız söyleyebiliriz şöyle yapalım ve xx yapıyorum bir tık şöyle indirebilir şöyle de z ile render moduna geçiyorum veya direkt böyle karşıdan gelen bir etkiyle de bir render alabilirsiniz yani burada artık tercihler size kalmış bir şey bu konuda sizde de bir şey yapamam evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın çok güzel bir etki aldığımızı görebiliyorsunuz buradan da bu değerleri değiştirerek kendinize göre bir sonuç alabilirsiniz hatta şöyle mekandan göstereyim bunu arkadaşlar. Buradan bakın tonları falan bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Böyle mavi tonlar ile sarı tonlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Mesela bunu da kısalım veya arttıralım gibi gibi bakın bayağı bir seçenek var. Bunları da kendinize göre deneme yanılma yöntemleriyle bulabilirsiniz. Bakın biraz daha böyle mavi tonların hakim olmasını istiyorsanız bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunlar tamamen size kalmış değerler arkadaşlar. Ben burada biraz böyle güneşin de etkisini istediğim için bu şekilde bir çalışma yapabilirim. Şimdi arkadaşlar genel anlamda bu şekilde kullanabiliriz. Belki bir tık daha böyle hani nedenle backgroundumuzun şiddetini arttırabiliriz gibi gibi. Ben bunu şimdilik altıda tutacağım. Tamamdır. Z ile solid moda dönebiliriz. Şimdi render ayarlar kısmına geldiğimiz zaman bakalım. Sample değeri 700'de durabilir. Denoise aktif olduğu için çok da sırtacağını sanmıyorum. Buradan da light pad kısmına geldiğimiz zaman ışıkların sekme değerlerinin yani şöyle söyleyelim. Buradan ışık girdiği zaman hangi yüzeyde ne kadar sekeceğini buralardan ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar da bu şekilde tutabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı geldiğimiz zaman film kısmını herhangi bir şekilde değiştirmemize gerek yok. Tile değeri yani her seferinde kaç kare tarzında render alsın bu şekilde. Bunu da bu şekilde buralardan ayarlayabilirsiniz. Aşağı geldiğimiz zaman bakın burada filmiş kısmı var. Bu da önemli bir detay arkadaşlar. Yeri gelmişken biraz da bundan bahsedelim. Artık bu standart hale geldi ama belki bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Biraz bunlardan bahsedelim. Bakın bu blender'ın eski versiyonlarında ne olarak geliyordu? Bakın ben de bayağıdır hiç kullanmadım. Aynen standart olarak geliyordu. Bakın eskiden standartta kullandığımız zaman ışıklandırma konusunda çok sıkıntılar yaşıyorduk arkadaşlar. Film iş geldikten sonra bu konuda bayağı rahatladık. Bakın görmüş olduğunuz gibi buralarda ışığın çok şiddetli bir şekilde patladığını görebiliyoruz. Ama bunu film çaldığımız aldığımız zaman film iç bizim için bunları düzenliyor. Buradan da yani look kısmına geldiğimiz zaman buradan da kontrast değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Yani ben genelde buradan çok ayarlama tercih etmiyorum. Ben bunu Photoshop aşamasında kendimce ayarlıyorum zaten. Bunu şöyle Low kontrasta tutabilirsiniz. Veya buradan işte Medium Low kontrasta tutabilirsiniz. Artık tercihleri yine size kalmış bir şey arkadaşlar. Evet. Bunu da bu şekilde ayarlayıp bırakabilirsiniz. Buradan da başka bir şey yapmayacağız. Şimdi Render Channellar kısmı. Buradan da Render Layers kısmına geldiğimiz zaman. Buradan neleri alabiliriz? Gloss kanallarını alalım. Belki işimize ya. Ambiyans okuluşunu pek kullanacağımızı da sanmıyorum ama yine de bunları da alalım. Yani genel anlamda iç mekanında şimdilik bunları alabiliriz. Tabii ki Uber seviyeye geçtiğimiz zaman buradan birçok render kanalını alıp bunları düzenleyebiliyoruz. Ama şu anda temel düzeydeki arkadaşlarımız için bunlar yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Z ile de solid moda dönebiliriz. Ctrl S ile projemizi tekrar kaydedelim. Ve buradan da render butonuna basarak render'ımızı başlatalım. Şimdi render bittikten sonra kanalları alalım. Sonrasında Photoshop aşamasında gerekli düzenlemeleri de yapalım arkadaşlar. Şimdi render renderımız bittikten sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar renderımız bitti. Ortalama 27 dakika civarında sürdüğünü söyleyebilirim. Evet görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde renderımız aldık. Işıklandırmamız bence çok tatlı ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada özellikle güneş efektinin çok soft bir şekilde geçtiğini ve güzel bir şekilde etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bunu ilk etapta alt S tuşu ile kaydedelim. Hemen şuraya Renderlar adında bir klasör oluşturuyorum. İçine şöyle hemen Save Image diyerek kaydedelim. Sonrasında kompozit paneline gelelim. Burada arkadaşımız bir kompozit bağlantısı yapmış. Burada Glow kısmını ekleyerek burada bir tane Glow efekti oluşturmuş büyük ihtimal. Bunu silelim şimdi. Tamam da bunu da bu şekilde bağlayabiliriz veya de Ctrl Shift ve sol butona basarak direkt Weaver'ı da bağlayabilirsiniz. Alt Home ile de şöyle ekrana getiriyoruz bunu arkadaşlar. Şimdi şu Timeline'ı bir açalım arkadaşlar. Timeline açalım derken buradan tabii ki Image editörü açacağız. Buradan da V'ye basarak Weaver'ı seçiyorum. Buradan da almış olduğum render kanallarını direkt kaydedebilirim. Şimdi Ctrl Shift ve sol butona tıklayarak buradaki render kanalları arasında bu şekilde geçebiliriz iş yapabilirim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunlar belki kullanmayabilirim. Hani belli olmaz. Benim sağım solum pek belli olmuyor. Şimdi buradan şu iki tane render kanalını alsak bizim için yeterli gelir diye düşünüyorum. Direkt glossy olarak kaydediyorum. Bunu da alıyorum. Alt S diyorum yine aynı şekilde. Buradan da ne diyelim veya direkt şuradan sonuna bir ekleyerek veya iki ekleyerek bunu da bu şekilde kaydediyorum. Şimdi dosyalarımıza bakalım. Evet arkadaşlar dosyalarımız karşımızda duruyor. Bunlar da şöyle birlikte aç diyerek Photoshop ile açalım Evet şimdi render kanallarımızın ikisini de şöyle hemen getiriyorum. İçeriye sürükleyerek attım. Bunlar da enterlıyorum. Şimdi ilk etapta şunun üzerinden bir yapalım arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Buradan screen yapabiliriz veya farklı formatlarda da kullanabiliriz. Bakın bunlar ışığın dağılımını çok güzel bir şekilde yansıtabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın içerideki yansımaları bir tık daha böyle ön plana çıkarttığını söyleyebilirim. Bunu da ilk etapta biraz şöyle düşürüyorum. Yani fazla da abartmaya gerek yok. Bunu da açıyoruz. Bunu da eğer kullanmak isterseniz yine bunlarda farklı formatlarda bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi özellikle bakın masanın üstünde bayağı etkisinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu da çok kullanmayacağım. O yüzden direkt bunu siliyorum arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki iki tane layer'ımızı tek bir çatı altında toplamamız gerekiyor. Ondan önce şuradaki glossy kanalımızı belki bir tık daha şöyle açıp kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bakın şu etkiler biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Ctrl, Shift, Alt ve E butonlarına basarak buradaki iki tane layer'ı tek bir layer haline çıktısını aldık. Şimdi filtreler kısmından kamera raw filtresine geçiş yapalım. Burada biraz daha render'ımızı güzel bir hale getirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamera RAW filtremiz açıldı. Gerekli ayarları yapmaya başlayalım. En başta basic kısmı var. Hemen açıyoruz. Burada biz ilk karşılayan temporary yani sıcaklık değerleri. Sahnemize baktığımız zaman zaten sıcak tonlar yani sarı tonların hakim olduğunu görebiliyoruz. Eğer buradaki sıcak tonların az geldiğini düşünüyorsanız buradan bunu yükseltebilirsiniz. Veya biraz daha böyle o sıcak tonları kırarak soğuk tonlara çekmek istiyorsanız buradaki değerleri de bu şekilde düşürebilirsiniz. Ben bunu eksi 2 civarında kullanıyorum kullanacağım arkadaşlar. Yani bu şekilde bir etkisi olacak. Tint kısmına geldiğim zaman buradan da arkadaşlar sahnemize magenta ile green yani yeşil arasında bu şekilde bir renk geçişi yapabiliyorsunuz. Ben bunu sıfırda kullanacağım. Exposure kısmına geldiğim zaman özellikle patlayan kısımlar arkadaşlar sahnenizde var ise buradan exposure değerini düşürerek de bunu ayarlayabilirsiniz. Yani genel olarak sahnemizin aydınlık kısımlarını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz veya az geldiğini varsayarsanız buradan da bu değeri yükseltebiliyorsunuz gibi gibi ayarları var. Kontrast kısmına geldiğimiz zaman fotoğrafımızın kontrastını yükseltip azaltabiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunu da ilk etapta sıfırda tutuyorum. Belki çok az bir şey olarak yükseltebilir. Height Lass. Bunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın özellikle güneşin geldiği yerlere dikkat edin. Yani güneş patlaması. Patlaması demeyelim de hani güneşin direkt etki ettiği parlayan yüzeylere baktığınız zaman bunlar daha da böyle belirgin hale getirmek istiyorsanız buradan highlasları bu şekilde açıp kapayabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir etkisi var. Bunu da şöyle 10 civarında tutabilirim. Bunu da hemen şöyle yapalım. Shadow gölgeler Şimdi özellikle arkadaşlar koltuğumuzun şu kısmına bakın. Bir de şu kısmına iyi bakın arkadaşlar. Tekrar şöyle full ekran yapalım. Bakın şalolar yani gölgelerde buradan bu şekilde açıp kapayabiliyorsunuz. Hani baştan demiştim ya arkadaşlar sahnenizde böyle ufak tefek karanlık kalan kısımlar varsa buralardan da bunları bu şekilde açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu sıfıra getirdim. Belki hani gerekirse diye 5 civarında yükseltebilirim. White beyazlar. Şimdi özellikle renderda beyaz kısımlar varsa özellikle bakın şura gibi bu kısımlarda patlamalar vesaire olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için white kısımdan yani beyazları bu şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani beyaz gelen kısımlar varsa sahnenizde bunlar çok göze batıyorsa buradan bunlar kırarak dediğimiz yöntem ile biraz daha böyle koyu tonlara böyle kapatabilirsiniz. Bunu da eski haline getiriyorum. Bizim beyaz tonlarımızın gayet yerinde olduğunu söyleyebilirim. Black kısmına geldiğim zaman bu da siyah alanları bu şekilde açıp kapamanıza yarayan bir seçenek oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman siyah kısımlar fazla olmadığı için gayet güzel bir şekilde durduğunu söyleyebilirim. Bunu da geçiyoruz. Texture kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan da hafif böyle nasıl diyebilirim efektif bir görüntü katmak istiyorsanız texture değerini biraz yükseltebilirsiniz. Özellikle bakın şöyle yakından gösterirsem daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şöyle sıfıra getirdim. Bakın değeri yükselttikçe texture'lerin daha da böyle belirgin olduğunu söyleyebilirim. Bunu da bir tık şöyle yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Klavye kısmına geldiğim zaman böyle biraz daha efektif bir görüntü katmak istiyorsanız bu değerleri biraz daha böyle yükseltebilirsiniz. Bunu da 10 civarında kullanabilirsiniz. Tabii ki buradaki değerleri yükselttiğiniz zaman gölgeler de biraz böyle koyuya kaçabiliyor. O yüzden buradan shadow gölgeleri bir tık daha böyle açmanız gerekebilir arkadaşlar. Buradaki ayarların bir tanesini değiştirirseniz diğerlerini de mecburen etki ettiğini unutmayın. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine böyle efektif bir görüntü için buradan da dertlerini değiştirebilirsiniz. Bunu da eski haline getirdim. Vibrance kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar renkleri böyle canlandırmayla böyle soldurma arasında bir şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yapmış olduğumuz ayar yine aynı şekilde sahnenin hepsine etki ettiğini söyleyebilirim. Mesela buradan değeri belki bir tık şöyle arttırabiliriz. Yani 10 civarına getirebilirim. Buradan saturasyon kısmına geldiğimiz zaman çalışmamızın saturasyon değerinde bu şekilde düşürüp arttırabilirsiniz. Bunu da sıfırda tutabilirim. Şimdi Curse kısmına geldiğim zaman yine buradan da ince detay olarak Light, High, Last, Dark, Shadow gibi ayarları buradan da yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunu da sıfırda tutabilir. Light yani ışıkları da buradan belki kapatıp açmak isteyebilirsiniz gibi gibi ayarları da buralardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Işık anlamında sahnemin yeterli geldiğini düşündüğüm için buradan ekstra bir ayar yapmayacağım. Detay kısmına geldiğim zaman buradan Sharpen yani keskinlik ekleyebiliyorsunuz. Sahnenize şöyle daha yakından göster Bakın özellikle şuraya dikkat edin arkadaşlar. Değeri yükselttiğim zaman tekstürlerin biraz daha böyle keskinleştiğini söyleyebilirim. Bu değerde tabii ki fazla abartmaya gerek yok. Şöyle 10 civarında tutabilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli noktalardan bir tanesi Noise Reduction kısmı var. Bunu da en iyi şurada anlatabilirim diye düşünüyorum. Bakın bu değeri yükselttiğim zaman sahnemdeki noise'leri silebiliyor. Ama aynı şekilde bu değeri yükselttiğiniz zaman objelerinizin detaylarında da silebiliyorsunuz. O yüzden bu değeri buradan kullanmanızı tavsiye etmem. Biz zaten blender'ın içinde denoise kullandığımız için ekstra olarak bunu kullanmamıza gerek yok. Sonrasında color mixer kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan da arkadaşlar belirlediğiniz renkleri soldurabiliyorsunuz. Daha da böyle canlandırabiliyorsunuz gibi gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu en iyi şöyle söyleyebilirim. Hüve kısmına gelelim. Bizim koltuğumuzun renginin böyle yeşil ile sarı tonlara yakın olduğunu görebiliyoruz. Yani buradan da baktığımız zaman yellow'a biraz daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bakın, yellow'un Höhe devrini değiştirdiğim zaman koltuğumun da renginin değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Yani sahnemde yellow, sarı renkte hangi obje varsa onların da rengini bu şekilde değiştirebilirim. Yine aynı şekilde bellediğim rengin saturasyon değerini de bu şekilde düşürebilirim arkadaşlar. Bazı renkler sahnenizde böyle çok cıllak dediğimiz yani çok böyle renginin olması gerekenden çok daha böyle cafcaflı bir şekilde çok böyle renkli olursa buradan da bellediğiniz renklerin saturasyon değerini düşürerek olması gereken renge çeke Örnek veriyorum. Bizim koltuğumuz bu şekilde çok böyle yeşilimsi dursaydı buradan bu değeri düşürerek daha da güzel bir hale getirebilirdik arkadaşlar. Luminous kısmına geldiğimiz zaman buradan da bellemiş olduğumuz renkleri böyle biraz daha pallatabiliyoruz. Bakın şimdi yellow kısmını arttırdığım zaman koltuğumun özellikle güneş genel kısımlarını biraz daha böyle parlattığını söyleyebilirim. Yani efektif anlamda güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu değerleri arttırırken fazla da abartmayın. O zaman da sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ben genelde ana renkleri bu şekilde %5, %6 gibi böyle biraz da arttırabiliyorum. Tabii ki bunlar sahneye göre değişen değerler. O yüzden hepsini bir anda abartmayın arkadaşlar. Evet genel olarak bu şekilde bunları kullanabilirsiniz. Color Grading kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan da sahnemize renk filtreleri ekleyebiliyoruz. Şimdi burada 3 tane renk filtremiz var. Highlights, Shadow ve Midtones gibi değerlerimiz var. Bunları bu şekilde ayarlamak biraz zor gelebiliyor. O yüzden buradan direkt tek tek de tıklayarak da daha büyük bir şekilde bunları değiştirebilirsiniz. Mesela ilk başta Shadow yani gölgeler. Böyle gölgeleri biraz daha hangi renkte istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Mesela mavi tonlardan olsun, farklı tonlardan olsun gibi gibi ayarları buralardan yapabiliyorsunuz. Buradaki renkleri eski haline getirebilmek için üzerine çift tıklamanız yeterli gelecektir arkadaşlar. Mid -tonsa da geldiğim zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi bir renk filtresi tarzında bir şeyler sahnenize ekleyebilirsiniz. Özellikle bakın şu tonlarda bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Yani bunun gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Highlight'la da geldiğim zaman yine aynı şekilde buradan da istediğiniz tonlarda highlight olarak bir filtre ekleyebilirsiniz. Bakın özellikle şöyle çok parlak renklerde göstereyim ki mantığını daha iyi kavrayın arkadaşlar. Bu şekilde bir ayar da var bunun sevgili dostlar. Bunu da şu tonlarda bir şey olarak tutabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet genel anlamda yapacağımız ayarlar bu şekilde olabiliyor. Buradan da başka ne ekleyebiliriz? Aslında efekt kısmından da kenar onlar şöyle biraz siyahlık atabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım, Fint view demişiz zaten. Buradan bu şekilde kenarlara siyah efektler katabilirsiniz. Özellikle dış mekan çalışmalarında bayağı güzel bir etkisi oluyor. İç mekanda da özellikle mesela örnek veriyorum şu kısımlarda obje koymadınız veya sahneniz kastı diyelim. Bu şekilde buralara hafif siyahlıklar atarak yani kenarlara siyahlıklar atarak buradaki o boş görüntüyü de bu şekilde giderebiliyorsunuz ve sahnenize böyle değişik bir efektle kattığını söyleyebilirim gibi gibi ayarları buralardan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi genel anlamda ayarlarımız bu şekilde oluyor. Bu arada da farklı ayarlar girerek böyle daha da güzel efektif sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki değerler tamamen sizin tercihinize, sizin zevkinize göre değiştiğini söyleyebilirim. Bakın ufak dokunuşlarla öğrendiğimiz daha da böyle güzel hale geldiğini söyleyebilirim. Buradaki değerleri deneme yanılma yöntemiyle bulmanız gerekiyor. Yani ben burada bir değeri gösterdim diye aynı değerleri kendi sahnenize maalesef uygulayamazsınız. O yüzden bu ayarları deneme yanılma yöntemiyle mantıklarını araştırarak öğrenmeniz gerekiyor gerekiyor. Ona göre sahnenizde uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğum ayarları buradan OK butonuna basabilirim veya ondan önce bu ayarları kaydedip sonrasında üzerinde değişiklik yapmak istiyorsam şöyle bir şey yapabilirim. Buradan Save settings Buradan All derim. Sonrasında buradan Save butonuna basarak belirli bir klasör seçerek bunu istediğim yere kaydedebiliyorum. Tıkladım. Renderlar klasörümün içine geliyorum. Kamera RAW adında bunu kaydediyorum arkadaşlar. Sonrasında tamam diyorum. Artık dosyamı kaydettim ve buradan da OK butonuna tıkladığım zaman renderımız bu şekle geldiğini görebiliyorsunuz. Tabii ki bu arada çok şey yapılabilir ama genel olarak yeni başlayan arkadaşlar için çok güzel ve basit yöntemleriyle renderınızı böyle biraz daha böyle seviye atlatacak şeyler olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu da File, Export kısmından Export PNN diyerek bunun da çıktısını alabiliriz. Hemen yine Renderler klasörünün içine gidiyorum ve buradan da final diyebilirim. Aynen final olarak kaydediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde de bunu halletmiş olduk. Renderimiz bu şekilde bir görüntü verdi. Bu normal aldığımız renderde. Bu da Photoshop'ta ufak tefek düzenlemeler ile son halini verdiğimiz çalışmamız oldu. Evet arkadaşlar bu çalışmayı da ufaktan buradan sonlandırmak istiyorum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz seriler zamanla kanalımızda olacak arkadaşlar. Sizde bu tarz çalışmalarınızın render anlamında veya farklı anlamda incelenmesini istiyorsanız bizlere yollayabilirsiniz. Açıklama kısmına mail adresini koyacağım arkadaşlar. Oraya dosyalarınızı yollayabilirsiniz. Sizden tek bir ricam var. Texture dosyalarını sahnenize gömmeniz gerekiyor. Onu da zaten nasıl yapabileceğiniz şu anda ekrana gelmişti Bu şekilde texture dosyalarını blender dosyanıza gömerek bizlere yollayabilirsiniz. Açıklama kısımlarında da yani mailin açıklama kısmından da nelerin değiştirilmesini istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu seriyi de burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.